Merhaba hepinize. Bu videoda servikal omurga ve boyun yaralanmaları hakkında konuşacağız. Muhtemel boyun yaralanması olan hastalara nasıl müdahale edilir? Hava yolunu açma gibi invazif yöntemler nasıl uygulanır? Bunlara değineceğiz. Hava yolunu açma derken hava yollarına bir şey takılmış olabilir. Yani orayı tıkıyor olabilir. Genellikle dil geriye kaçar ve hava yolunu tıkar. Hava yolu tıkandığında ciğerlere hava gidemez. Ciğerlere hava gitmediğinde ise ölüm gerçekleşebilir. Dilin geriye kaçmasını da şöyle açıklayalım. Bilincinizi kaybettiğinizde dilinizi kontrol eden kaslar rahatlar. E böyle olunca da dil boğazınızın arka kısmı olan yutağa yani farenkse kaçar ve burnunuzdan veya ağzınızdan soluk borusuna ve oradan da akciğerimize hava girmesini engeller. Yani birisi bilincini kaybedip ekrandaki gibi düştüğünde nefesi kesilebilir. Kişi nefes almaya çalışsa bile akciğerlerine çok fazla hava çekemez. O yüzden buradaki müdahale ilk olarak dili düştüğü yerden çekmektir. Bu ilk iki görüntüde tam olarak bunu görüyoruz. İlkinde baş, geri, çene, yukarı pozisyonunun uygulanışını görüyoruz. Çocuk yatıyor, müdahale eden kişi bir eliyle alnından bastırarak başı geriye alıyor. Öbür eliyle de çene kemiğinden tutup çocuğun çenesini yukarı doğru kaldırıyor başı geriye alarak ve çeneyi kaldırarak dili hava yolunun üzerinden çekmiş oluyor ve akciğerlere hava girmesini sağlıyor. Bu arada ekrandaki görüntüler gerçek hastaların fotoğraflarından alınmış ve illüstrasyona çevrilmiş. Neyse biz şimdi konumuza devam edelim. Bu pozisyonu anlattık ancak şunu da söyleyelim. Kişi Omurga yaralanması geçirdiyse boynu hareket ettirmek veya başı arkaya itmek yaralanmaya sebebiyet verebilir. Kişinin boynu döndürülürse bu çok daha ciddi sorunlara yol açabilir. Boyun kısmına baskı uygulanan bu pozisyonda kemikler hareket edebilir ve yaralanma görülebilir. E bu sebeple servikal travma geçiren hastalarda bu teknik pek kullanılmaz sağ taraftaki teknik tercih edilir. Şimdi o tekniğe bir bakalım. Burada da yine boyun yaralanması geçirmiş olması muhtemel bir hasta üzerinde uygulanan bir teknik var. İsmi de çene itme manevrası. Buradaki alt çene kemiği yani mandibula baş parmak hariç diğer parmaklarla 90 derecelik açıyla kavranmış ve yukarı çekiliyor baş parmaklarsa çeneyi öne doğru itiyor bu da aslında baş geri çene yukarı manevrası gibi ama boyun kısmına bir baskı uygulanmamış oluyor yalnızca çene hareket ettiriliyor evet çeneyi hareket ettirdiğinizde dili de öne doğru çekmiş oluyorsunuz böylelikle hava yolu açılıyor travma geçiren hastalarda uygulanan manevra bu şekildeydi Konuyu daha iyi anlamak için sizlerle röntgen görüntülerinin üzerinden geçelim. Gördüğünüz yine aynı kişi. İlk görüntüde omurganın dizilimi gayet düzgün. Burası anterior vertebral hat. Burası posterior hat. Şu kısım spinolaminar hat ve burası da spinöz proses hattı. Hepsi bu durumda düzgün görünüyor. Hatları kaldırdığımızda ise tam burada ufak bir kırık olduğunu görebiliyoruz. İşte tam şurada. O kırığın hemen önünde ise şişkinlik mevcut. Burada gördükleriniz yumuşak dokular. Bunlar şişmiş. Servikal omurga ligamentler tarafından bir arada tutulur. Bazen bunlar yırtılabilir ancak röntgende görünmeyebilir. Peki burada şişkinlik olduğunu tam olarak nasıl anladık? Hı? Röntgene baktığımızda omurganın ön kısmı ile yumuşak dokuların ön kısmı arasındaki mesafenin genişlemiş olduğunu görüyoruz. Yani normalde olduğundan daha geniş. Pekala. Yanındaki görüntü ise hava yolunu açmaya çalışırken olan görüntü. Baş geri çene yukarı tekniğini kullanıp başı geriye doğru eğdiğimizde buraya basınç biniyor. Şu morla gösterilen kısım. Baş geriye itilirken boynun aldığı şekil bu işte. Hatlarımızı yeniden çizelim. Anterior hatta pek sorun olmaz ama posterior hattın duruşu sıkıntıya girdi. Çizdiğimiz bu hattın tam arkasında omurilik bulunuyor. O yüzden çok önemli. Acil müdahalenin ve tıbbın genel ilkelerinden biri de zarar vermemektir. Burada hava yolunu baş geri çene yukarı manevrasıyla açmaya çalışırken hastaya zarar verebiliriz. Şimdi ekranı değiştiriyorum. Evet, hava yolunu açmak kişinin nefes alması için yeterli olmadıysa ne yapıyoruz? bir sonraki adım entübe etmek. Evet, entübe etmek kişinin soluk borusuna bir plastik tüp yerleştirerek nefes almasını sağlamaktır. Tabii koronavirüs salgını sebebiyle hepimiz bu kelimeye artık aşina hale geldik. Burada da entübasyonun nasıl yapıldığını görüyoruz. Entübasyon sayesinde oksijeni bol havanın doğrudan akciğerlere girmesi sağlanır. Dil geriye kaçtıysa, oradan çıkartılamıyorsa, kişi kustuysa ve bilinci kapalı ise entübasyon nefes almasına yardımcı olabilir. Bu tüp elbette esnek bir tüp. Şöyle nereye kadar indiğini çizebilirim. Bakın, gırtlaktan geçecek şekilde konumlandırılıyor. İmlecin olduğu yerde ise ses telleri bulunur tüp ses tellerinin arkasından geçerek soluk borusuna ulaşır. Dediğim gibi burası oksijen yönünden zengin ortamla bağlantı kurar. Böylelikle oksijen akciğerlere ulaşabilir. Şimdi görüntüyü incelemeye devam edelim. Burada aslında 3 kişi var. Hastanın boğazından bastırıyormuş gibi görünen kişi aslında kıkırdak, krikoid kıkırdağa baskı uyguluyor. Bunu yapmasının sebebi yemek borusunu tıkamak. Yemek borusunu tıkamak gerekiyor çünkü malumunuz mideye bağlı. Mide ise yediklerimizle dolu. Yani buradan sıvı çıkabilir. Midedeki şeyler geri gelebilir. Yemek borusu tam buradan geçiyor. Mideden bir şeyler yukarı gelebilir. O yüzden buraya bastırarak yemek borusu işlevsiz hale getirilir ve pasif regürjitasyon denilen şey engellenmiş olur. Farklı bir renk kullanayım şimdi. Bu şekilde bastırarak yemek borusunu kapatmaya çalışıyorlar. Soluk borusuna gelirsek o daha sert bir yapıdır. Burası aslında soluk borusunun ilk halkası yani krikoid kıkırdak tam olarak buraya bastırıyorlar işte. Burası sert ve üzerine bastırıldığında yemek borusu kapanıyor fakat soluk borusu açık kalabiliyor. Ha üç kişi var demiştik değil mi? Birisi krikoid baskı uyguluyor. İşte buradaki kişi. İkincisi ise gördüğünüz gibi hastanın başını tutuyor. Bunun için yaptıklarını daha önce göstermiştik. Başın sabit kalması ve esnememesi gerekir hastayı doğal pozisyonda tutarak kemiklerin hareket etmesini engellemeye çalışıyorlar. Çünkü tüpü yerleştirirken baş kısmı hafifçe sallanacak ve biri sabit tutmazsa eğer hasta zarar görecek. Sol üstteki görüntüye bakalım şimdi. Ses tellerini görmeye çalışıp tüpü sokmaya çalışan bir kişinin tek odaklandığı şey ses tellerini görmek. Yani istemeyerek de olsa hastanın boynunu esnetebilir ve çekebilir. İşte bu yüzden 3 kişi birden çalışıyor. Zaten bu sebeple kaza olduğunda yaralıları hareket ettirmeyin derler. Bu yine zarar vermeme ilkesi. Kişiyi kaldırarak, başını eğerek veya boynunu esneterek aslında yardım etmek isterken yaralanmalarına sebebiyet verebilirsiniz. E bu sebeple acil durum olduğunda mutlaka uzman sağlık personelinin alana intikal etmesini beklemeliyiz. Hava yolunun acilen açılması gerekiyorsa da videonun başında bahsedilen manevralar kullanılır. Videoyu bitirmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Krikoid basın manevrası tartışmaya yol açan bir teknik. Çünkü bazı araştırmalara göre etkinliği tam olarak kanıtlanmış değil ve yaralanmaya yol açma ihtimali var. Fakat daha yaşlı olan sağlık personeli bu tekniği uzun süredir kullandığı için bu tekniğe güven duyuyor. Evet bu bu kadardı. Hoşçakalın.